Ankara'daki zırhlı tümenden bir tank taburu Mamak'ta Amerikalıların bulunduğu yeri seçmişler. Oraya gelmiş. Saat 2 miydi, 3 müydü, neydi? Efendim. Amerikalı telefon etmiş. Demiş ki bir tank taburu geldi buraya. Niçin geldi? Bana geldiler soruyorlar. Zaten bir saat, iki saat kaldı. Söyleyin dedim yani. Müdahale edeceğiz. Amerikalılar hiç vakit kaybetmeden haberi Washington'a ulaştırdılar. Başkan Carter haberi aldığında Damdaki Kemancı müzikalini izliyordu. Locasına gelen bir görevli beklenen haberi kulağına fısıldadı. Carter hiç istifini bozmadı. Yeniden müzikali izlemeye devam etti. Ali Fethi Esener'in parti kurması Evren'in hiç hoşuna gitmemişti. Esener'i köşke çağırdı. Bak Ali Fethi Esener Paşa dedi. Senden dostluğumuz var, ahbaplığımız var. Seni severim. Ama bu parti işi senin parti işin değil. Sonra kaldı ki Turgut Sunap kuruyor şimdi bir parti. Bir de sana kurdurtmayız bir parti. Ama ben söz verdim. İlla kuracağım. Kurarsan bak kapatırız dedim. Kapatırız dedim. Ben ona ikaz ettim. Ona rağmen gitti kurdu. Bak dedim Özal, senin parti kurmana müsaade ederiz. Ama senin bir geçmişin var dedim. Sen MSP'den aday oldun bir tarihte. Ve o tandanslı bilinirsin dedim. Eğer kurduğun partiye böyle MHP'lileri, MSP'lileri koyacak olursan kapatırız senin partini. Katiyen efendim dedi. Emin olun dedim, hiç merak etmeyin dedi. Peki öylesi kur dedik. Sevinerek gitti. Calp önce başbakanı Ulusu'dan izin alıp görevden ayrıldı. Sonra soluğu Evren'in huzurunda aldı. O da sol bir parti için izin istiyordu. Geldi dedim ki Calp ya sen nereden çıktın ya? Yapabilecek misin bu işi dedim. Efendim dedi beni çok zorluyorlar dedi halk partililer. Ben çünkü şeye İnönü'ye şeylik yapmış. Özel kalem müdürlüğü falan yapmış. Peki seni severim kur dedik. Kur dedik. İlk defa o geldi. O başka türlü yapamayız ki. Ancak öyle şey edebiliriz. Mani olabiliriz. Öyle mani olabiliriz. Başka türlü mani olamayız. Çünkü kanunu öyle yaptık ki kurucular korunmadan parti hüviyet kazanamıyor. Onun için biz veto ediyoruz ama iyi kötü işte 30'u doldurmasın diye öyle 28'de, 27'de, 29'da falan bırakıyoruz. Sağda bir, solda bir partiye müsaade etseydik sağdaki parti çok fazla oy alacaktı. Anayasayı değiştirmeye yeter oy alır diye korktuk. Ne demek kadın kolu, gençlik kolu, bir de ihtiyar kolu, orta yaşlı kolu, böyle şey olur mu? Ne demek kadın kolu, gençlik kolu, ne demek kadın kolu, gençlik kolu? İlk idam kararı geldi önümüze ve dedi ki sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bugün gelen yönetim efendim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk. Ben bu anayasaya kefil oluyorum.